Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir deniliyor? Akdeniz kıyılarında çözülmesi sonucunda Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Mağara gibi yer şekillerini oluşturan kayaçtan bahsedilmiş. Bu karstik kayaçlar dediğimiz suda çözünebilen kayaçlardan oluşan yer şekilleridir. Akdeniz bölgesinde suda çözünebilen kayaçlar içerisinde en yaygın olanı kalkerdir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Dünyanın en değerli taşları arasında bulunan elmas, aşağıda verilen taşlardan hangisinin başkalaşıma uğramasıyla oluşur deniliyor. Seçeneklerde verilen taşların da başkalaşmasıyla oluşan başka taşlar biliyoruz. Kalkerin başkalaşmasıyla mermer oluşmuştur. Granitten gneis oluşmuştur. Kum taşından kuvarsit oluşmuştur. Kil taşından da şist oluşmuştur. Kömürün başkalaşmasıyla ise elmas oluşmuştur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda verilen yer şekillerinden hangilerinin oluşumunda magmatik kayaçların etkisi daha fazladır denilmiş. Kırıklı dağlar orojenez sonucunda oluşur. Kıvrımlı dağlar orojenez sonucunda oluşur. Delta ovaları tortul kayaçlardan oluşur. Kırgı bayırın oluşmasında yine volkanizma şart değildir. Herhangi bir kayaç olabilir. Ama daha çok yumuşak kayaçlardan oluşur denilebilir. Fakat tor kayalıklarının oluşması granit üzerinde oluşan şekillerdir. Granit de bir iç püskürük kayaçtır. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Engebeli bir topografyaya sahip bölgeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Tarıma ayrılan alanlar azdır. Tarıma uygun alanlar da azdır engebeli olmasından dolayı. Bu bilgi doğrudur. Bitki örtüsü çeşitli olur. Engebeli alanlarda yükseltinin kısa mesafelerde değişmesinden dolayı bitkiler kuşaklar oluşturur. Bitki örtüsü çeşitli olur. Bu bilgi doğrudur. Kısa mesafede sıcaklık değişimleri görülür. Bu bilgi de doğrudur. Akarsuların aşındırma gücü de eğimli arazilerde, engebeli arazilerde fazladır. Böyle yerlerde akarsular hızla akar. Fakat tarımda verim düşüktür denilemez. Engebeli arazilerde illaki verimin düşük olduğunu söyleyemeyiz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Magmatik kayaçlarla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Dış püskürük kayaçlarda soğuma hızlı olduğu için ince kristalli, gözeneksiz yapıya sahiptir. Gözenekler küçüktür denilmiş. Bütün kayaçların ilk oluşumu magmatiktir. Bu bilgi doğrudur. Magmatik kayaçların ayrışmasıyla oluşan topraklarda tarımsal verim yüksektir. Mineral bakımından zengin olmasından dolayı tarımda verim yüksektir. 3 verilen öncül de doğrudur. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilenlerden hangileri oluşum bakımından aynı kayaç grubunda yer alır denilmiş. Elmas bir başkalaşım taşıdır. Granit bir püskürük taştır. Fakat kum taşı ve kalker ikisi de tortul taştır. Bundan dolayı oluşumları birbirine benzer. 3 ve 4 benzer diyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Sözü edilen bölgeyi diğer yerlerden ayıran özelliklerin ortaya çıkmasında aşağıdaki kayaçlardan hangisi etkili olmuştur deniliyor. Bahsedilen yöre Kapadokya yani Ürgüp Göreme yöresi. Yani peribacaların oluşumundan bahsedilmiş. Peribacaların oluşumu bu bölgedeki volkan tüfüğüyle ve aralarındaki bazaltla ilgilidir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Volkanik alanlar maden çeşidi ve rezervi bakımından çok zengindir. Aşağıda verilen yeraltı kaynaklarından hangisinin oluşumunda volkanizma etkili değildir denilmiş. Volkanizma sonucunda metalik madenler oluşmuştur. Krom, demir, pirit ve kurşun gibi madenler bunlar metalik madenlerdir ve volkanizma sonucunda oluşmuştur. Fakat lignitin oluşumu organik tortuldur. Yani canlı kalıntılarının karbon bakımından zenginleşmesiyle oluşmuştur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen kayaçlardan hangileri
canlı kalıntılarından oluşmuştur deniliyor. Tüf bir volkanik kayaçtır. Jips kimyasal tortul kayaçtır. Lignit bitki ve hayvan kalıntılarından oluşmuştur. Mercan da mercan iskeletlerinden oluşmuştur. Yani lignit ve mercan canlı kalıntılarından oluşmuştur. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Yüksek sıcaklık ve basınç altında kalarak değişen taşlara metamorfik yani başkalaşım kayaçları denir. Aşağıda verilen taşlardan hangi ikisi bu şekilde oluşmuştur deniliyor. Granit bir iç püskürük kayaçtır. Mermer başkalaşım kayacıdır. Kalker kimyasal tortuldur. Andezit dış püskürük kayaçtır. Bazalt ve andezit dış püskürük kayaçlardır. Gabbro iç püskürüktür. Tebeşir ise organik tortuldur. Fakat B seçeneğinde verilen hem şist hem de gneis başkalaşım sonucunda oluşmuştur. Şist kil taşından, gneis ise granitten oluşmuştur. Bu taşların başkalaşmasıyla oluşmuşlardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yığınak veya tek olarak genelde yakın çevresine tutunarak yaşayan çok hücreli deniz ortamında yaşayan canlılardır. Mercan resiflerini meydana getiren canlılar deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğu, 20 dereceden yüksek olduğu denizlerde suyun akıntılı ve temiz olduğu alanlarda çok iyi gelişir denilmiş. Buna göre aşağıda verilen denizlerin hangisinde mercan resiflerinin daha fazla olması beklenir deniliyor. Baltık Denizi, Kuzey Denizi gibi denizler kutuplara çok yakın yerlerdir. Karadeniz ve Japon Denizi ise bunlar orta kuşakta yer alan denizlerdir. Sıcaklık ortalamaları her zaman 20 derecenin üzerinde olmaz. Fakat Karayip Denizi tropikal kuşakta yer almasından dolayı mercan resiflerinin yer aldığı bir denizdir. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Kayanın sertlik derecesi arttıkça dış kuvvetler tarafından aşındırılması zorlaşır. Örneğin iç püskürük kayaçlar içinde yer alan granit bloklarının aşınmasıyla sert ve dayanıklı topografik şekiller oluşur denilmiş. Granit kayaçlarının fiziksel ve kimyasal ayrışması sonucunda oluşan yer şekilleri sorulmuş. Bunlara biz tor topografyası diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir.